Kamerayı da mı alayım? Kamerayı alıyorum hocam şimdi. Yavrular bir günlük mü? Bir günlük abla. Yavruların babası da kangal değil mi? Kangal evet. Ha. Çünkü ırkın değişmemesi için yok. Çaba gösteriliyor. Yok, ırkı değişmiyor. Soy takibi yapıyoruz abla. 8 tane doğmuş. Öyle mi? Bir tanesi öldü. Ha, birisi ölmüş. 7 tane kaldı. 7 yavrusu kaldı. 7 yavrusu kaldı şimdi. Doğar doğmaz mı öldü? Evet, doğduğumda ölüydü zaten. He. Önümde doğdu zaten. Canlı sandım ama sonra baktım kendisi ölüymüş zaten yavru. Şöyle bir size böyle şey yapın da ben şu yalıyı ya orada çekeyim. Oradan mı çekmek istiyorsun? Ben şöyle geç olmasın. Çok da yaklaşıyor. Göbekleri duruyor. Değil mi? O göbeği mi o? Hangisinin? Yok, hepsinin göbek bağını kendi köpek kendi kesiyor zaten. İçgüdüsel bir şey. Ha, ayağıymış, patisiymiş. Ayağı. Patiler de pembe. Pembe? Onu sandım ben neyse. Kendi mi kesiyor göbeğini? Göbek bağını kendi kesiyor. Aa. Otomatik içgüdüsel. Biz zarın içine doğuyor. Direkt zar alıyor, yiyor zaten. Göbek bağını da kendi kesiyor. Onu da yiyor. İçgüdüsel bir şey yani. İyi ki yavrularını yemiyor. Yok, yavrularını yemez. Bazı kediler yiyor ama yavrusunu. Köpeklerde de bazıları yiyormuş ama bizimki yemiyor. Ete benzetiyor ya, demek ki et zannetip yiyor galiba hayvan. Bilmiyorum o kısmı. Bazen güçsüz yavru yiyor diyorlar. Güçsüz olduğum özürlü yavru yiyor. Hastaları diyorum. Eleme sistemi, doğal eleme. Doğal eleme sistemi. Ya o içgüdüsel biliyor. O yüzden yiyor diyorlar. Ya da işte annede hormon eksikliği varsa hormon eksikliğinden dolayı yiyebiliyor diyorlar. Şu yavrum bir tanesini. Ha? Alayım mı? Bir şey der misin bana? Ha? Ha? Yala bakayım yavrum. Yazık, nasıl titriyor üzerine. Ha, ha. Geri bırakayım o zaman yavrum. Orada olmasını istiyorsun. Tamam. Bunu çıkartalım şu arada. Ha? Hadi bakalım. Ha? Kaç ay emzirecek bunu? Yavrularını? 40-50 gün emzirecek. Ha. 40 gün. Yani en fazla 2 ay. En fazla 2 ay. Sonra bağımsız oluyorlar mı yani? Bir yerde yaşayabiliyorlar mı başka bir yerde annesiz? Tabii yaşayabilirler. 30 günden sonra da yaşarlar annelerinin bağımsız. Ama annesinin yanında uzun süre kalmaları daha iyi. Tabii yani ikisi için de iyi. Tabii ikisi için de iyi. Anne sütünü ne kadar çok alırsa yavru o kadar güçlü oluyor.
Sürekli emiyorlar mı? Hiç ayırmıyor musunuz onları başka bir yere? Yok, kendi ayırmaz zaten. Isıtması lazım. Isıtması için? Isıtıyor yavrularını. Altındadır her zaman yavrular. İki gündür hiç ayağa kalkmadı mesela köpek. İki gündür hiç ayağa kalkmadı. Sürekli altından onları ısıtıyor, emziriyor. Ben böyle yemeğini... Ha, böyle önüne kadar getiriyorsunuz önüne sütünü kadar. Ki... Evet. Kalkmasın. Kalkmasın diye. O yavruların sesinden siz anlarsınız değil mi? Acı mı çekiyorlar, süt mü istiyorlar? Yani. Değişik sesler değişik çıkarıyorlar. Ses. Yavru olduğu için çıkarıyor. Süt istiyor, acıkmış ya da üşüyor, ondan çıkarıyor. Peki bu annenin yavrulara yetiyor mu sütü veya meme sayısı yetiyor mu? Yeter. Meme sayısı da yeter, sütü de yeter. İyi bakarsanız yeter. Anne iyi beslenirse? Anne iyi beslenirse yavru da iyi beslenir. Baya etrafını sarmışsınız, korumuşsunuz. Soğuk, havalar soğuk. Ha, hava çok soğuk çünkü. Yavrulara. Ay 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 ay. Al bakalım kızım. Geri vereyim yavrumu sana. Ha, yala bakayım. Hiçbir şey demiyor, alışkın ya size. Tabii. Biraz uysal mı? Zaten çok cana yakın, insana yakın ya diye insan, biliniyor. İnsana yakın bir köpek. Al kızım, yiyecek misin? Soğuk mu veriyorsunuz, ılık mı? Ilık. Şimdi ılık. İçi ısınsın diye. Evet. Şimdi ılıktım. Biraz da su ekledim. Suyu da ılık verin. Suyu da ılık verdik. Zaten. Hareket de etmiyor. Evet. Üşümesin. Diğer hayvanlara da öyle yal yapıyorlar mesela, ılık yal veriyorlar ki içi ısınsın. Isınsın diye götürün. Şimdi havalar da soğuk. Gece yalnız mı kalıyorlar bunlar? Gece yalnız kalıyorlar. Ay, size nasıl minnetle bakıyor. Tamam abla. Ben soyamıyorum çekmeye. Bir de bunları iki aylıkken gelim de toz toparlak olurlar o zaman. 20-25 günlük olduklarında aslında. Çok tatlı olurlar o zaman. 25 günlük falan olduklarında daha sevimli olurlar. 25 gün sonra da yine bekleriz abla seni. Ay yazık. Sürekli yalıyor. Temizliyor değil mi öyle? Temizliyor. Isıtıyor, kurutuyor. Bunlar şimdi yavru oldukları için pisliklerini de yapamıyorlar, kakalarını. Şimdi o anneleri yalıyor, pisliklerini alıyor. Ay. Mesela sürekli arkalarını yalar bak şimdi yaptığı gibi. Şey, kabız olmasınlar tabii diye.
Şimdi bunların sadece sürünme bir de emme refleksi var. Başka hiçbir şey yapamıyor yavrular. Anneleri yalıyor arkalarında. Meğer patileriymiş. Ben hiç yavru görmemiştim. Pembe pembe dedim. Göbeği mi sallanıyor? Ne yapıyor? Ya. Renk olarak bir tanesi siyah beyaz. Aha. Diğerleri sütlü kahve. Sütlü kahve. Renkleri değişir ama bunlar. Yani belli olmaz aslında. Bir aylık iki ay, bir aylık iki aylık iken falan. Kızdı mı? Yok geri dön şimdi. Kızmadı. Bir aylık iki aylıkken tam renkleri belli olur bunlar. Şimdi bebeklerin saç rengi, göz rengi değişiyor ya. Bunlarınki de öyle. Bunlar da. Tabii şu beyazlıklar değişmez ama. Ha, benekler değişmez ama genel renk. Genel renk değişebilir. Daha açık renkli olurlar. Uyuyor mu arada bir? Yoruldu. Hayır, çok yavru doğurdu. O yüzden yoruldu böyle. O da yoruldu.